şanlıurfasembol.com. Taraftar değiliz, haberciyiz. Bir dakika abi. Arkadaşlar değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Öncelikle dün Musul'da Türkiye konsolosluğunun işgal edilmesini ve oradaki çalışanlarımızın, konsolosumuzun, güvenlik görevlilerimizin rehin alınmasını şiddetle kınıyoruz ve bu olayın bir an önce sonlanmasını, rehinlerimizin serbest, daha doğrusu vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın serbest bırakılmasını temenni ediyoruz. Halkımıza, toplumumuza geçmiş olsun diyoruz. Bildiğiniz gibi 13.5.2014 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisimiz 33 sayılı kararıyla daha önce Topçu Meydanı'nın bir parçası olan ve yine o alanın çalışmaları sırasında gerek dönemin belediye başkanı tarafından, gerek bakanımız tarafından Topçu Meydanı diye adlandırılan ve 100 yıllık bir tarihe sahip olan alana Rabia adı verilmişti. Bu alanda bildiğiniz gibi vilayet binası vardı, tekel binası vardı ve Topçu Meydanı vergi dairesi vardı. Bu binaların yıkılmasıyla alan genişlemiştir. Bu alanın 100 yıllık bir tarihi vardır ve bu tarihe sahip çıkılması açısından alanın adının korunması gerektiğine inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Meclisi kararına gerekçe de bu alanın yeni bir alan olduğunu, yeni oluşan bir alan olması dolayısıyla da buraya yeni bir ad verilebileceğini söylemiştir, ifade etmiştir. Ancak bize göre bu çok doğru değildir. Tarihçiler, kent bilimciler olayı böyle adlandırmamakta, alanın tamamını bir bütün olarak görmekte ve alana tek bir isim verilmesini doğru bulmaktadır. Bizler de aynı görüşteyiz. Bugün 42 sivil toplum örgütü. Ancak biz sayıya bakmıyoruz. Bunlar içerisinde Şanlıurfa Barosu var. Şanlıurfa Ticaret Odası meclis kararı ile bu imzamıza katılmış, destek vermiştir. Eczacılar Odası, Mimarlar Odası, ismini tek tek sayamayacağım Urfa'daki aktif, faal, gerçekten Urfa'yı kendine dert edinmiş, sorun edinmiş, Urfa için çözüm üretmeye çalışan sivil toplum kuruluşları bu anlamda ortak tavır göstermiştir. Bizim beklentimiz, niyetimiz, elbette ki biz meclis iradesine saygılıyız. Ancak meclisimizin de bu kentin iradesine, kendimizin bu önemli sivil toplum örgütlerinin iradesine kulak vermesini, bunu dikkate almasını ve alanın tek bir alan olarak değerlendirilmesini, tarihi bir ad olan Kurtuluş Mücadelesi'ni çağrıştıran, bu ülkede herkesin hafızasında, bu toplumda, bu ilde yer alan Topçu Meydanı adının korunmasını istiyoruz ve bu anlamda da bugün dilekçemizi verdik. Umarız inşallah meclisimizin değerli üyeleri bizim irademizi, beklentimizi, toplumun aslında ortak aklı ve beklentisini dikkate alır ve verdiği karardan geri döner. İsim önerisinde bulunacak mısınız? Zaten Topçu Meydanı öneriye gerek yok. Biz diyoruz ki aynı ad devam etsin, aynısı kalsın. Yani genel başka bir öneriye gerek yok. Hatta karışıklığa gerek yok. Neden bu kadar geciktiniz peki? Meclis kararı 13.5.2014 tarihiydi aslında. Evet. Mesela Ticaret Odası'nın bir toplantısı var, meclis toplantısı. Onları bir ay sonra yapacaktı. Onları bekledik. Bazı sivil toplum örgütlerimizin toplantıları vardı, periyodik toplantıları. Onu bekledik ama aslında ortak kararı da Fikir Masası Derneği ile birlikte aslında 4 gün önce aldık, 5 gün önce. Yani şimdi bu konuda ya dava açılabilirdi ya da bir imza kampanyasıyla bu iş başlatılabilirdi. Ayrıca 424 kişi çok kısa zamanda, 3 gün gibi kısa bir zamanda az tanıtıma rağmen elektronik imza ile destek vermiştir. Yine yarım saatlik bir standta 200'e yakın vatandaşımız imza ile destek vermiştir. Onlarca vatandaşımız yine
Urfalı hemşehrimiz imzayla destek vermiştir. Yani aslında çok ciddi bir kamuoyu var. Bence bunu en çok bizden çok siz biliyorsunuz. Sizler herkes dinliyorsunuz. Sizler de bence bu konuda bir fikir sahibisinizdir. Bu anlamda siz basınımızdan da çok ciddi anlamda destek istiyoruz. Başkan, geri adım atılmazsa dava açılacak mı? Dava konusu, şimdi şöyle, biz dava konusunu aramızda konuşacağız. Ben aslında dava açılabilir demiştim daha önce. Fakat tabii ki bu konuda Danıştay kararları var. Yani meclisin elbette ki iradesi önemli ama teknik anlamda, yani iki alanın bitişik olması, ondan sonra o alanın Halilye Delivye Belediyesi sınırları içerisinde olmasını gerekçe göstererek belki bir dava açılabilir. Onu da konuşacağız bütün platformla birlikte. Önerilerin dikkate alınmazsa başka eylem konuları var mı? Yani başbakanlığa dilekçe yazılabilir örneğin. Yani bunu dile getirmeyi düşünüyoruz. Mesela Ağrı'da Sayın Başbakan'ın açıklamalarını hatırlıyorsunuz. Yani isim değişikliği ile ilgili. Zaten yerel isimlerin korunması konusunda kanun var bir kere. Hani hatırlarsanız demokrasi paketinde en son yerel isimlerin adları korunsun diye bir bakanlar kurulu kararı. Daha sonra tabii gündeme geldi bu bütün kurmasında. Biz de bunu bu şekilde dile getirmeyi düşünüyoruz. Ama tabii buna tek başıma karar veremem. Sorduğunuz soruya. Bütün platformla birlikte karar vereceğiz. Toplantıda Topçu Meydan isminin korunması konusunda bir meclis kararı aldı. Bunu basınla ve kamuoyuyla gelecek hafta içerisinde herhangi bir gün sizi bilgilendirmek üzere basın açıklaması yapacağız. Bu konuda da bilgilerinize sunulur. Teşekkürler arkadaşlar. Halilye BDP meclis üyesi olarak da Büyükşehir'in Topçu Meydanı ismi değiştirmesini biz ahlaki, etik de bulmadık. Tamamıyla Rabia isminin verilmesi oldu bitiye getirilmişti. Biz Büyükşehir'de bulunan BDP grubuyla da görüştük. Bu görüşmede ikinci gün gelen öneri üzerine oldu bitiye getirildiğini büyük oranda ne olduğunu da anlaşılmadan olayı geçiştirdiler. Dolayısıyla halkın, Urfa'nın tarihi, kültürü dikkate alınmamıştır. Bizim gönlümüz Urfa halkının hangi isimde öngörüyorsa onun verilmesi şeklindedir. Bu isim Topçu Meydanı'dadır. Biz BDP grubu olarak da Topçu Meydanı ismi kalsın diyenlerin yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Teşekkür ederim.